İnanılmaz bir gün bizi bekliyor. Daku büyük demek. Bir tane scooter kiraladım. 200 peso, 500 peso, 10 dolar. 8 dolar kilosu. Tanesi 3 dolar. 50 peso, 1 dolar. Filipinler'de ilginç bir özellik. Kalamar yaptırdım. Soya ile yapılıyor. İçinde sarımsak var. Birkaç tane de biber var. O ferahlık, o şeker oranı. Şu anda Socorro'dan Siargao'ya geldim ve Siargao'da kaldığım otel odasındayım. Aslında burası Makulay Resort ama burayı Airbnb'den buldum. Şöyle göstermek istiyorum içeriği size. Yüksek bir tavan var. Yani şöyle bir yatak. Üzerinde de loft stili. Şöyle bir kısmı var. İnanılmaz güzel de bir manzara var. Şöyle göstermek istiyorum 2 dakika size. Ondan sonra buradan çıkıp hemen kahvaltıya gideceğim. Şuraya bakar mısınız ya şu manzaraya? Şu anda kaldığım otel odasından çıktım. Birazdan restoran kısmına geçeceğim. Burada biraz hafif bir şeyler atıştıracağım. Bir tane scooter kiraladım. Onunla General Luna'ya gideceğim ve oradan tekne kiralamaya çalışacağız. Good morning. Nice to meet you. And welcome. Thank you. You finally made it last night. Yeah, yeah. It was a little late. Birazdan şu scooter'a binip General Luna'ya geçeceğim. Tüm günü kapsayan 4 adadan oluşan bir ada turuna çıkacağım. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir gün bizi bekliyor. Siargao'daki ada turumun ilk durağı olan Mamon Adası'ndayım. Mamon Adası aslında Siargao'da çok ziyaret edilen bir ada değil. Fazla bilinen bir ada da değil. Biraz uzakta kalıyor. O yüzden insanlar buraya gelmiyor. Hello. Say hi guys. Bye guys. Hello. 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 Do you live here? Yes. Yeah. Do you go to school here? Yeah. No, where? School is there? Oh no way. Merhaba arkadaşlar. Mamon Adası'na geldik. Buradaki çocuklar beni karşıladı. Mamon. Şu anda gezineceğim. Mamon. Right? Mamon. Makuruk kuruk. What's that? The school. School is there. My school door. Oh, your school is there. So you go to Banka. Banka there. Your house is there. You live there. Drone? With the helicopter? Yeah, helicopter. Helicopter. Yes, we'll fly it now. Arkadaşlar, ada gerçekten inanılmaz. Şu kumsal, şu deniz, arkamda görmüş olduğunuz şu su, renkler. Yani ben böyle bir renk kombinasyonu herhangi bir adada görmedim şu ana kadar. El Nido'ya gittim. Orada da çok güzel renkler var. Çok inanılmaz güzellikte koylar var ama yani şu renk değişimi, kumsaldan renk değişimi gerçekten harika. Gördüğünüz çocuklar bu adada yaşıyorlar ama şu gördüğünüz karşıki adada da okula gidiyorlar. Her gün bu küçük teknelerle karşıki adaya geçiyorlar. Aslına bakarsanız çok uzak bir mesafe değil ama yine de Filipinler'de ziyaret edilen turistik adalara göre biraz daha köy hayatının yaşandığı bir yer. Genelde çocuklar Filipinler'de İngilizce biliyor. Genelde yerel halk da İngilizce biliyor ama bu arada çocuklar okula gitmesine rağmen, yeni nesil olmasına rağmen İngilizce bilmiyorlar. Yanımdan ayrılmıyorlar, drone'u çok merak ettiler. Bir sonraki durağım Daku Adası. Daku Adası'nda bir öğlen yemeği molası vereceğim. Kaptan içeride uyuyor. Hello. İkinci durağım olan Naked Island'dayım. Naked Island, Siargao'nun en popüler adalarından biri. Adada görüldüğü üzere kimse çıplak değil. Herkes giyinik. Biz de şu anda yanaşmaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Adanın üzerinde ağaç yok. Tamamen denizin üzerinde yükselen bir kum topluluğu. Herhalde şu ana kadar Siargao'da ziyaret ettiğim en kalabalık ada diyebilirim.
adasındayım. Burası yüz ölçümü en büyük olan ada. Daku büyük demek Filipin dilinde. Adını büyük ada olarak tercüme edebiliriz. Adanın ziyaret ücreti arkadaşlar 250 peso. Teknemizi park ettik. Burada yaklaşık 1 saat bir yemek molası vereceğiz. Arkadaşlar öğlen yemeği şöyle kabanların altında yeniliyor. Bunları günlük kiralayabiliyorsunuz. Kirası öğün başına 200 peso yani 4 dolara denk geliyor. Ben size şöyle göstermek istiyorum yemek satılan yerleri. Bizim palamut balığımız vardı. Palamut balığını şimdi ızgarada yapıyorlar. Burada birkaç tane kalamar var. Biz kalamar yaptırıyoruz. Burada başka balıklar da var. Şöyle gösterebilirim adada satılan balıkları. How much was the kilo for calamari? Calamares? 500. Kilosu 500 peso. Yani kilosu 10 dolar. Tabii ki bir tane alırsanız bu 250 grama falan denk gelecek. Yani işte 150 peso veriyoruz kalamara burada. Burada da daha değişik balıklar var. Bunlar mercan küçük balıklar. Duruyor. Tam olarak hangi balık olduğunu bilmiyorum. How much is the fish? 400 per kilo. Balık biraz daha ucuz. Fiyatı 8 dolar kilosu. Şöyle bunlara da bakmak istiyorum. These are chicken and pork. Burada da içecekler var. Patlıcanı özellikle bizim gibi yapıyorlar. Közlenmiş patlıcan oldukça sık sunulan bir yemek çeşidi Filipinler'de. Burada da küçük bir market var. Meyve olarak yanına ananas ve mango düşünüyorduk. Ananas yok. Mango söyledik bir tane. Mango biraz aslında pahalı yani. Tanesi 3 dolar. Yani burada bu kadar pahalı olmaması lazım. Belki biz kazık yiyoruz tam olarak bilmiyorum. Daku Adası tamamen Hindistan cevizi ağaçlarıyla çevrili bir ada. Şöyle etrafında görüyorsunuzdur zaten. Bütün ada boyunca bu Hindistan cevizi ağaçları hakim. Şuradan bir gidip bir Hindistan cevizi siparişi versem iyi olacak aslında. Hindistan cevizi oldukça bol ama fiyatı nedir ne değildir sormadım. Şöyle bir mutfak içinden yürüyüp bir Hindistan cevizi sormak istiyorum. Bu kok. Thank you very much. 50 peso. Hindistan cevizinin buradaki fiyatı 50 peso. Yani 1 dolar. Filipinler'de ilginç bir özellik. Her yerde Hindistan cevizi ağacı var. Eğer Hindistan cevizi almak istiyorsanız ağaca tırmanıp alabilirsiniz. Yani o aslında normal bir şey değil ama insanlar gayet sıcak. Gayet paylaşmaya açık. Hiçbir şekilde sorun olmaz. Öğlen yemeğim geldi. Kalamar yaptırdım. Yanına palamut, ızgara, Hindistan cevizi var, mango. Yanına pilav, tekne sahibi de burada bizimle yiyeceği için onlar istediler. Çok güzel muzumuz var. Bir de Hindistan cevizi suyu. Daha ne olsun. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Karşımızda şu manzara. Daku Adası'nda öğlen yemeği keyfi. Izgara palamut balığının tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir parça alayım. Burada Filipinlerin çok sık tükettiği bir sos var. Bu da soya ile yapılıyor. İçinde sarımsak var, birkaç tane de biber var. Çok değişik bir tadı vardı bu sosun. Şöyle onunla birlikte yemek istiyorum. Daha ne olsun? Olağanüstü. Muhteşem. Kalamarı biraz daha değişik yapıyorlar galiba. Şimdi kalamarın da bir tadına bakacağım. Fazla bizdeki gibi un yok. Biraz daha... Kalamar da çok güzel arkadaşlar. Kalamar yani çok hafif. Yani kalamar tadı gelmiyor aslında. Biraz orası garip. Patates kızartması gibi. Yani inanılmaz hafif. O kalamarın yağ içmiş tadı yok. Gayet lezzetli. 10 numara kalamar. Çok iyi. Şurada da yani Daku Adası'nda Hindistan cevizi. Az önce tadına baktım. İnanılmaz lezzetli bir Hindistan cevizi var. Normalde Filipinler'de Hindistan cevizi Asya'daki diğer ülkelere göre bir tık daha az lezzetli. Yani yine güzel ama mesela Tayland'da bir Hindistan cevizi içtiğiniz zaman o ferahlık, o şeker oranı falan inanılmaz iyi. Şimdi bunu şu Daku Adası'na özel Hindistan cevizi. İnanılmaz, inanılmaz. Tadı muhteşem.
Bram Adası'ndan manzaralar çok güzel, sakin. Herkes Instagram fotoğrafı çekme derdinde. Siargao Adası'nda yaptığım turdaki son adaydı Guyam Adası. Birazdan tekneyle General Luna'ya geçeceğim. Dolu dolu bir gün geçti bugün. Yarın scooter'la Siargao'da ormanların içinde Hindistan cevizi ağaçlarının arasında yollarda kaybolacağım. Siargao'daki seyahatim devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.